Sevgili arkadaşlar umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle Zümrüdü Anka Kuşu'nun hikayesini paylaşacağım. Bu hikaye mükemmelliğe giden yolda karşılaşılan 7 engel ve bu engellerle başa çıkmanın yolları üzerine. Efsaneye göre Simurg ya da bilinen adıyla Zümrüdü Anka Kuşu bilgi ağacının dallarında yaşar ve akıllara gelebilecek her şeyi bilir. Öyle ki bütün kuşlar ona inanır. Başları sıkıştıkça Simurg'un kendilerine yardım edeceğini Onları hep zor durumlardan kurtaracağını düşünürler. Zümrüde Anka kuşu öleceğini hissettiği zaman kendisine ağacın kuru dallarından bir yuva yapar ve hiçbir zaman ne olduğu anlaşılmayan bir yapışkanla yuvayı var. yuvanın içinde ölümü bekler. Ta ki güneş bütün görkemiyle ortaya çıkıp kuru dalları yakıncaya kadar. Timur oluşturduğu yuvada yanarak ölür ve küllerinden yeniden doğar. Bu kısır döngü sürerken kuşların başına bir gün öyle bir talihsizlik gelir ki Simurg'dan yardım istemeleri gerekir. Birden Simurg'un uzun süredir hiç görünmediğini fark ederler. Öyle çok beklerler ki yuvasından çıkıp havalanacağı anı sonunda umudu keserler. Tam her şeyin bittiğini düşündükleri anda çok uzaklardaki bir ülkede Zümrüt'ü anka kuşunun kanadından bir tüy bulunur. Umutları yeniden yeşeren bütün kuşlar birlik olup Simurg'un yuvasına gitmeye karar verirler. Ancak zümrüt anka kuşunun yuvası etekleri bulutların üstünde olan görkemli Kaf Dağı'nın tepesindedir. Oraya ulaşmak için 7 dipsiz vadi geçmek gerekmektedir. Bu vadiler öyle zordurlar ki yolda bir sürü kuş kaybolur. Birinci vadi, irade vadisi. Burası kuşlar için bir senettir aradıkları her şeyi irade vadisinde bulurlar. Bir anda her şeyi isteyebileceklerini fark ederler. Sınırlar yoktur. Zevke, sefaya, bütün emellerine kavuşabileceklerdir. İnsanları anlatan masallardaki gibi çalışmadan, uğraşmadan mevki makam sahibi bile olabileceklerdir. Öyle çok kuş vadinin sihrine kapılır, öyle çok kuş ister ki bu vadide bir sürü kayıp verilir. İkinci vadi aşk vadisi. Vadiye girince bütün kuşların gözünü bir sis kaplar. Gördükleri biçimsiz şekilleri, taşları, odun parçalarını birer sülün, birer kuğu sanırlar. Gözleri kör olmuştur. Kapılırlar, sürüklenirler ve gözden kaybolurlar. Üçüncü vadi cehalet vadisi. Bu vadide her şey güzel gelir gözlerine. Anka kuşunu bile unuturlar nereye gittiklerinin hiçbir önemi yoktur. Orada da gökyüzü, burada da gökyüzü. İlginç nesneler görürler ancak ne olduğunu sorgulamazlar. Önemsedikçe düşünmemeye başlarlar, düşünmedikçe unuturlar, unuttukça yükleri hafifler ve artık amaçsızca gülümsemeye başlarlar. Dördüncü vadi, inançsızlık vadisi. Vadiye girdiklerinde birden her şey anlamını yitirir. Simurgu bulmanın hiçbir şey değiştirmeyeceği inancına kapılırlar. Kesin öleceklerini iddia ederler. Simurg'un çözüm bulamayacağını söyleyenler, bu kadar yolu boşa geldiğini, emeklerinin boşa gittiğini düşünenler vardır. Kanadı yaralanan bir kuşun aşağıya düştüğünü, hepsinin başına aynı şeyin geleceğini söylerler. Tüm bu olanlardan sonra kuşların birçoğu yolu tamamlayamayacaklarını ya da tamamlasalar da hiçbir işe yaramayacağını söyleyip geri döner. Beşinci vadi yalnızlık vadisi. Vadiye giren bütün kuşları korkusalar, bulundukları yerde sadece kendileri varmış gibi endişeye kapılırlar. Acıkan sadece kendi kadının açlığını ve doymasını düşünür. Tek başına avlandığı için de başarılı olamayıp daha büyük hayvanlara yem olur. Her biri kendi başına hareket etmeyi seçer, ve yönünü tek başına bulmaya çalışır. Kendileri kimse yokmuş gibi yapayalnız hissederler. Milyonlarca kuşun aynı amaç için uçmakta olduğu akılların ucundan bile geçmez. Altıncı vadi dedikodu vadisi. Kuşlar vadiye girdiklerinde her köşesinde fısıltılar duymaya başlarlar. En arkadaki kuş Simur Kanka'nın yeniden doğuşta tüylerinin yandığını söyler. Öndeki kuş bunu duyar ve yanan tüylerin tekrar çıkmadığını söyler. Bir öndeki kuş bunu duyar, yanan tüylerin çıkmadığı için anka kuşunun gizlendiğini söyler. Bir öndeki kuş bunu duyar, morali bozuk olduğu için Simurg'un saklanırken onu görenlere zarar verdiğini söyler. Daha öndeki kuş bunu duyunca herkese zarar veren Simurg'un dayanamayıp kendini öldürdüğünü söyler. En öndeki kuşa gitmeye gerek kalmadığı Simurg'un toprak olduğu bilgisi gelir. Birçok kuş ise söylentilere inanıp geri dönerler. 7. Vadi Ben Vadisi Bütün kuşların Ben Vadisi'ne girer girmez içlerinde değişik bir his uyanır. Kimi bir diğer kuşun kanadını eleştirmeye başlarken kimi her şeyi bildiğini iddia eder. Yanlış yoldan gidiliyor diye kargaşa çıkar. Her kafadan bir ses çıkmaktadır. Herkesin fikri vardır ve hepsi de söyleyen için doğrudur. Sanki milyonlarca farklı yol varmış gibi. Hepsi en önde lider olmak ister. Öne geçmek için birbirlerini ezip dururlar. Ta ki vadiden çıkana kadar, benden uzaklaşana kadar. Ve nihayet vadiden Kaf vardıklarında dünyadaki bütün kuşlardan geriye sadece 30 tanesi kalır. Zorlu vadilerden geçen bu 30 kuş yuvaya vardıklarında Zümrüt'ü Anka kuşunun 30 demek olduğunu öğrenirler. Yani kalan kuşların hepsi Sinuk'tur kurtarıcı bilge, mükemmel kuş, bu yedi vadiyi geçen kuşların tamamıdır. İradesine hakim olan, körü körüne bağlanmayan, düşünen, kendini geliştiren, kendine ve başaracağına inanan, hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini bilen, yalnız olmayı tercih etmeye, dedikodu yapmayan ve en önemlisi egosunu eğiten kuşlar Simurg'tur.